istiyorum size. Bu iyi dinle. Yani böyle kullanabilir bir başkası. Kenan Evren'den kullanmıştır geçmişte ama Metin'de Sezer de kullanmıştır. Bu kişi günah varlığı diye ölsün diyemez. Cumhurbaşkanı mekanlı diye ölsün diyemez. Davasından da aynı şekilde mesela yargılanmaları yine Erdoğan affettiğin yaşlılığından dolayı ya da sürekli hastalığından dolayı bunların bence siyasete malzemesi olması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunun Cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yani Abdullah Öcalan'da kullanabilir mi? Kullanır valla. Yani şunu söylemiştim. Abdullah Öcalan'ı af yetkisini Erdoğan'ın kullanacağını söyleyen CHP'li değil. CHP'li değil. AK Parti milletvekili Önder Aksakal. 10 gün önce söyledi. Kimmiş AFO'yu affedecek? CHP'yle ilgili bu çıkarılamaları yaptılar. Erdoğan'ın 2003'te ve 2009'da iki tane af teklifi var. AFO'yla ilgili meclise getirdiği af teklifi var. Bu yalanlara daha fazla inanmayın. Size bunu söyleyeyim. Gaffar Okan'ı bilen var mı? Gaffar Okan. Türkiye'deki ülkücülerin de, Türkiye'deki devrimcilerin de sevgilisi. Kürt'ün de, Türk'ün de sevgilisi. Gaffar Okan'ı kim katletti? Hizbullah. Erdoğan AK Parti listelerinde 4 tane Hizbullahçıyı koydu, milletvekili yaptı. Yani siz AK Parti'ye mühür bastınız ya geçen ayın 14'ünde. Gaffar Okan'ın katilleri memnun olsun diye de mühür basmış oldunuz. Allah affetsin. Böyle yaptınız. Şu anda mecliste 4 tane Hizbullahçı var ve bunlar Türk bayrağına karşı. Türk bayrağını kabul etmiyorlar. Programlarına yazmışlar. Hüdapar'ın genel başkanı Hizbullah terör örgütü değildir diyor. Gaffar Okan'ı öldürenleri terörist saymıyor. Ve gittiniz bunları oy verdiniz. Abdullah Öcalan'ı Erdoğan affeder mi? Vallahi de eder diyor. Önder Aksakal AK Parti milletvekili gittiniz oy verdiniz. Vermeye devam edin. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Cenab-ı Allah her günahı affeder de kul hakkı yine affetmez. Bunu bilin. Kul hakkı yine affetmez. Bir de bu mülteci meselesi var. Türkiye'de 10 milyon başkan değildi, bunlara çok girmeyeceğim. 10 milyon Suriyeli'yi, Afganlı'yı, Afrikalı'yı Türkiye'ye Bay Kemal sokmadı. Erdoğan soktu. Ve şimdi hala arkalarında duruyor. Onları hiçbir yere göndermeyeceğiz diyor. Biz de diyoruz ki geldiğimiz gün tıpış tıpış hepsini memleketlerine göndereceğiz diyor. 17 yaşındaki kızınızı akşam altından sonra bakkala makarna almaya gönderebiliyor musun? Gönderemiyorsun. Niye Suriyeli'den Afganlı'dan korkuyorsun? Genç kızlarımız da bunu hak etmiyor, bu millet de bunu hak etmiyor. İstanbul hiç etmiyor bunu ülkeler. Böyle bir dünya yok. İyi niyetiyle, samimiyetiyle, inancıyla oynamak Allah ile aldatmakla aynı şeydir. Ben belki 5 vakit namaz kılamıyorum. Cuma'dan cumaya camiye gidiyorum. Onlar 5 vakit kılıyor ama Allah ile aldatıyor. Aldanmayın diye söylüyorum. Milliyetçilik. TC ibaresini, Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kamu binasındaki tabelalardan kaldıranlar milliyetçi olur. Çocuklar toplanırdı. Ben öğretmenim. Başlardık sabahleyin. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam. Andımızı kaldırandan milliyetçi olur mu? Andımızı kaldırandan, TC'yi kaldırandan alacak milliyetçilik dersimiz yok. Türk bayrağından rahatsız olan, Türk milleti ifadesinden rahatsız olduğu için yemin törenini seçim sonrasında erteleyenlerden alacak milliyetçilik dersimiz yok. Neyse normalde salı günü 20 için toplanması lazım. Niye toplanmıyor? AK Parti içindeki Hizbullahçılar o yemin metnini kabul etmiyor. Etmeyecekler. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine etkisi olmasın diye yemin töreni ayın 30'una ertelendi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Türk bayrağını kabul etmeyenlerin, neyse taşıyanların Allah belasını versin. PKK, IŞİD, FETÖ, Hizbullah, bunların hepsi evli kaldı terör örgütüdür ve bunların hepsi Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında bu milletin tepesine kabus gibi çökmüştür. Bunları temizleyecek tek siyasi parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndur. Bunların kökünü katılmazsak da namerdir. Ama Erdoğan'a göre PKK işine gelince oturulup konuşulan bir parti. Oslo'da görüştü PKK ile Erdoğan.
Fenerbahçe'de görüştüm PKK ile Erdoğan. Hamburg'da görüştüm PKK ile Erdoğan. Sonra da bizde PKK arasında ilişki kurmaya çalışıyor. PKK ile düşüp kalkan biri varsa AK Parti'dir. FETÖ ile düşüp kalkan, FETÖ'yü devletin başına feda eden, devletin en mahrem odasını, kozmik odayı FETÖ'ye teslim eden Erdoğan'dır. IŞİD'in bu kadar güçlenmesi, palazlanması, Türkiye'de 70 vilayette uyum hücrelerinin olmasını sağlayan Erdoğan'dır. Ve şimdi Hizbullah'ı da meclise sokan Erdoğan'dır. Nereden gelirse gelsin, ne amaçlı olursa olsun,